Assalomu alaykum, onlayn assistent YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana Masan Raqajonov va bugun yana darslarimizdan davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz rekursiv funksiya, ya'ni rekursiya. Rekursiya nima bu? Rekursiya shunaqangi funksiyaki, o'zini ichiga yana qayta o'zini, ya'ni qayta o'ziga murojaat qiladigan funksiya rekursiya deyiladi. Ya'ni o'zini shu funksiyaning ichida, tanasining ichida yana qayta o'zini chaqira oladi. Biz bundan oldingi funksiyalarda ko'rdik, faqatgina bitta son kiradi, shu son amaliyot qilinadi, tugagandan keyin chiqib ketadi. Bo'ldi, hech narsa bo'lmaydi. Lekin bu funksiyada funksiyaning ichida xuddi shu funksiyani chaqaramiz. Mana hozirlar bilamiz, ko'rib chiqamiz. Hop. Masalan, yana o'sha mana qila qolaylik. N ga masalan 9 son kiritadigan bo'lsak, 9 gacha bo'lgan sonlarni yig'insini chiqarib beradigan. Int deymiz masalan. Funksiya yozib olaman. Uning ichida int a degan bitta ma'lumotni olsin. Xo'sh, if deyman. O'zicha bitta qonuniyat bor, bilamiz. Qaysidir dastur boshlandimi, uni oxiri albatta bo'lishi kerak. Funksiyadan xuddi shu, uni oxiri bo'lishi kerak. Ya'ni oxiri har doim bo'ladi. Masalan, agar a teng bo'lib qoladigan bo'lsa, 0 ga manda berib olsin, return 0 deb berasan. Turna naqllarda deb hisoblayapti. Va else bo'ladi, ya'ni endi funksiyani haqiqiy ishga keltiradi deb yozadi. Return bo'ladi. A plus, masalan, a plus funksiya degani bizda rekursiyamizdan nomi funksiya a minus 1 ga. Hozirlar shuni ishlatib ko'ramiz, keyin background nima bo'layotganini batafsil ko'rib chiqamiz. Int main ochib olamiz. Hozir intda bitta ad yozib yuboruvchi, ya'ni adminlik son deymiz. Son yozib yuboruvchi olamiz. Print sonni kiriting deymiz. Scanf bo'ladi mana shundan keyin bitta foizdagi sonni o'zlashtirib oladi. Ana endi biz funksiyani ishlatamiz. Printf deymiz edi. Birdan foizdagacha sonlar yig'indisi foizdaga teng. Deymiz edi va uni nimani bo'lsin bizda funksiya degan. Kelishadi. Rekursiya deylik. Rekursiya degani ichiga sonni olsin. Tamam ya durup kalmış şimdi çünkü şu tanım yukarıda bir bak kendi. Ana. Hadi şimdi zaman tüge kalması gani kovramız. Ha doğru anken funksiyası bulma. Sağını kredin yerden uçtursam. Evet doğru. Hem bir tarih hata getirip olduk. Bu söz sorularına tutup yaşattı. Son. Sonra. Uçsan. Bir daha uç geçti. Sorular yanısı neçi? Bir, iki ve üç koştik. Altı geyteng. Ha, bu da nima bo'ldi? Mana. Mana bittan boshladik. İkinci qatorga tushdik. İkinci qatorga tushganimizdan keyin üç ko'tadi. Bu yerda rekurs degan funksiya bor ekan. Bu funksiya nima qilar ekan? Agar ichiga a degan bitta qiymat olar ekan. Agar a qiymati 0 ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, 0 ga teng bo'lib qolgan bo'lsa, returnda 0, ya'ni dastur tugatdi. To'g'riroq funksiyani rekursiyani to'xtatib qo'y, bo'ldi degani. Agar unaqa bo'lmasa, ya'ni ma'lumot ko'tadi. Agar unaqa bo'lmasa, ichiga tushadi, a ni yozadi va plus qo'yib qo'yadi. Masalan, mana a da bizda 3 edi, to'g'rimi? 3 edi, plus qo'yib qo'yadi. Plus qo'ygandan keyin mana rekursiya degan funksiya yana chaqiryapti. Qarasam, bitta shunaqa funksiya bor. A dan bilan ayib qo'yadi. Voy, bizda 3 edi, a 2 ga aylanadi, tepaga chiqadi. Keyin 2 ni yozadi. Keyin yana xuddi shu holat bo'ladi. Else tushadi. A 0 ga teng emas. Nach dastur tugamaydi, funksiya tugamaydi. Pastga tushadi, else bo'ladi. Yana shunaqa narsa turibdi. A o'rnida 2 edi, endi bizda 1 bo'ladi. Plus 1 bo'ladi. Ya'ni bu yerda bizda 6 degan qiymat hosil bo'ladi. Shundan keyin tepaga chiqyapti. Qarasa a 0 ga teng bo'lib qoldi. Bir ayib yashagandan keyin dastur tugayapti. Bizga mana bu narsani qaytarib beryapti. Rekursiya funksiyasi shunaqa oson.
tushunib olsanglar, ya'ni backgroundini tushunmasanglar bo'ldi. Tepaga, ya'ni o'zining ichida qayta-qayta chaqiradi, mana bitta yig'ilib qoladi. Hozir qani deydi. Xomda chiroyli bir rasm bormikan? Ekursan shuni to'g'radigan. Ekursiya definition yoki background deylik. Nima chiqadi o'ziga? Yani hem finali için turma gel. Xullas, rekursiya shu narsa, ya'ni o'zining ichida qayta-qayta chaqiryapti. Yana nima qilishimiz mumkin? Masalan, mana buni ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, shu songacha bo'lgan sonlarni ko'paytirib chiqaveradi bizga. Masalan, 3 desam. Oh, hop, ana to'g'ri, mana bitta 0 emas, 1 bo'lib qoladi. 1 bo'ladi. Ko'paytmasi bo'ladi o'tganda. Ne ona hatalı verdi? Haber getirin bu kadar diyen bası yani ahırda bir bu kalsa returunda bir kaydarsın. Mesela zaman geçelim. Bana. Bu 45 kıyamda bu int derecesinden çıkartı koyu ya int çekeresinden doğru oldu. Shuning uchun masalan bitga long int deb qo'ygan bo'lsam, longga long long int qo'ydik. Antga hello'da. Qarashsam, bizanga son chiqaradi. Darajada long long int kam bo'lsa, masalan, qarashchi raqamlarni yig'ilmasa 34 kishi ekan, 34 kishi ekan. Biz oddiyroq holat tekshira olamiz, masalan, 3 desek, 6 5 desek Parizi girmek de yani 5 faktoriyel. Bu dajı ve dajı faktoriyel de çözüyen var ki bunlar sana. Kullas, rekursiyonuz düşündüğün ibarat idi. Kanal kadar bir soru yoksa komentarada yorum yazıp kollaşıyla mümkün. Eğer mazun düşünmeyen bu söyle, kayağı düşünmeyen bu söyle, komentarada yazıyla ben şimdi yani bitti videoları çıkartış hareket kılaman. Sebabı uzun bir konum tutulmadım için bir dersen. Lekin ben de kanal çöntürü beri aldım. Ne megen düşünmeyen olsa komentarada yorum yazıp kollaşıyla mümkün. Her doim videoya like va abonentlikka bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Izohlarda bangalatib tashlaysizlar. Bangalatmasanglar mayli deb qo'yaman. Qachonlardir bangalab qolishi mumkin. Sizlar bilan onlayn assistent samarali qachon bo'ldi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.